Sevgili dostlarım merhaba. Bu videomuzda sizlere 5 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe giren, daha doğrusu o tarihli resmi gazetede yayınlanan ve icra-i iflas kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapman 7. yargı paketinden bahsedeceğim. Bu mecliste kabul edildi, Cumhurbaşkanı onayladı ve resmi gazetede 5 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı. Burada birçok kanunda değişiklikler ve yenilikler getirildi. Bunları özellikle tabii ki yurt dışındaki insanlarımızı ilgilendiren yönüyle ben bütün hepsini burada size sıralamayacağım. Sadece bazılarını burada sizinle paylaşacağım ki haberimiz olsun. Kanalımızın amacı çünkü eğitim ve güncel olarak da kanun değişikliklerinden, mevzuat değişikliklerinden sizi haberdar etmek. O nedenle hemen bu değişiklikleri sıralamaya başlayalım. Ben ayırayım. Öncelikle icra-i iflas kanununa getirilen değişiklik. Daha önce 79A maddesi icra-i iflas kanununun buradaki bir düzenleme var. Artık konutta haciz yapabilmemiz için o konutun konut olduğunun mutlaka hakim tarafından onaylanmasına ilişkin bir madde getirildi. Aynen şöyle diyor. İcra müdürü haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespit ederse bu yerde haciz yapılmasına karar verir ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunar diyor. Şimdi böyle yapınca tabii ki icra hukuk mahkemesinin onayı olmadan oranın konut mu olup olmadığına icra müdürü artık karar veremeyecek. Her ne kadar böyle dese de mutlaka hakimin tasdiki onayı gerekecek ki hakim bunu aldığında da 3 gün içerisinde konut olup olmadığına, konut ise bunu onaylayarak icra müdürlüğüne geri gönderecek ve ben ondan sonra haciz yapabileceğim o konutta. Konut ise yalnız burada bir istisna getirilmiş. Buradaki istisnaya göre ihtiyade hacizlerde bu aranmıyor. Yani ihtiyade haciz kararı aldığınızda siz doğrudan bunun konut olup olmadığına bakılmadan icra müdürü bunun takdirini yapıyor ve kabul ederse konutta haciz yapılabiliyor. Diğer bir değişiklik ise 82. maddedeki haczedilemeyen mallar ve haklarla ilgili değişiklik. Burada kanunda daha önce şu şekilde geçiyordu. Yani konuta gittiğinizde siz haciz işlemi yapmak istediğinizde bireyleri için lüzumlu eşya aynı amaçla kullanılan eşyalardan birden fazlaysa, örneğin televizyon kullanıyorsunuz, evde iki tane televizyon varsa bunlardan biri haczedilebiliyordu. Yani lüzumlu, birey için lüzumlu bir eşya ise ve aynı amaca hizmet eden birden fazla eşya varsa. İşte bu madde değiştirildi. Şu şekilde getirildi. Bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası. Bakın. Genişletildi burada haczedilemeyecek mallar. Bu durumda da neredeyse haciz imkansız hale gelmiş oldu. Şöyle ki bir eşya lüzumlu olmayabilir ama kişisel mal olabilir. O zaman siz haciz yapamayacaksınız. Yani borçluya bol bol itiraz edebileceği bir alan tanınmış oldu. Aynı zamanda da şu da bir gerçek. Eve gittiğinizde bir evde hemen hemen tüm eşyalar ailenin ortak kullanıma mahsustur. Bu nedenle neden böyle bir değişiklik yapıldığını ben anlamış değilim. O zaman alacaklıyı mağdur etmiş olursunuz. Borçluyu da korumuş olursunuz. Elbette ki bu değişiklik kanunun yürürlüğe girdiği 5-4-2023 tarihinden sonra yapılacak hacizler için geçerlidir. Daha önce yapılan hacizlerde bu uygulanmıyor. Bunu da belirtelim. Türk Ceza Kanunu alanında da bazı değişiklikler yapıldı. Bunlardan biri de göçmen kaçakçılığı suçunun alt sınırı yani en alt ceza 3 yıldan 5 yıla çıkartılmış oldu. Uyuşturucu maddelerle ilgili olarak da bazı değişiklikler yapıldı. Burada birçok yeni artık gelişen teknolojiyle artık uyuşturucu piyasasında da maalesef birçok yeni şeyler geliştiriliyor. Onun için de kanunlar geride kalıyordu. Tabii ki buradaki değişiklik bu anlamda önemli. Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinde daha önceden sentetik kanabinoid ve türevleri veya baz morfin olması ibaresi şu şekilde değiştirildi. Baz morfin, sentetik kanabinoid ve türevleri, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri veya amfetamin ve türevleri olması şeklinde değiştirildi. Yani bu yapılan değişiklikle günden güne bir yenisi daha eklenen bir uyuşturucu madde de yasak kapsamına ve ceza kapsamına alınmış oldu. 191. maddede de bir değişiklik yapıldı.
Eğer ilk defa kullanıcı kişiler için, yani uyuşturucu madde bulunduran veya kullanıcı olan kişilerle ilgili 191. maddede bir düzenleme vardı. Buradaki bir ceza söz konusu ama ceza vermeden, 2016 yılındaki ceza kanununda değişiklik yapılmıştı. Ceza vermeden, dava açılmadan o şahıs hakkında bunlar için 5 yıl erteleme verilebiliyordu. İşte buradaki kanuni düzenlemelerle bunlar için artık 1 yıl, en aşağı 1 yıl denetimli serbestlik getirilmiş oldu. Yani bunlara dava açılmadan önce 5 yıl erteleme veriliyor ama 1 yılı, en az 1 yılı denetimli serbestlikte geçirilmesi gerekiyor ve bu süre içerisinde de kişinin en az, yani sanığın en az 2 defa tedavi ve rehabilitasyona tabi tutulması öngörülüyor. Ceza usul kanununda da değişiklik yapıldı. Buna göre daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına sadece itiraz edebiliyoruz ama itirazdan sonra maalesef bunu istinafa veya yargıtaya temize götüremiyoruz. İşte bununla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruda Anayasa Mahkemesi 2022 yılında bu maddenin iptaline karar vermişti. Yani etkili bir kanun yolu değil. Yani kişi hakkını aramak için mahkeme olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdiniz. Ama ben sadece diğer bir mahkemeye bunu itirazla götürebiliyorum. Üst mahkemelere götüremiyorum. Üst mahkeme veya ondan sonraki yargıtaya taşıyamıyorum bunu. İşte Anayasa Mahkemesi bu etkili bir hak arama yolu değildir deyip bu maddeyi iptal etmişti. İşte bununla ilgili olarak yeni bir düzenleme daha yapıldı ve aynen şöyle getirildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. İtiraz merciği karar ve hükmü inceler, usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık tespit ettiği takdirde gerekçesini göstererek karar ve hükmü kaldırır ve gereğinin yapılması için dosyayı mahkemesine gönderir. E şimdi ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesine uygun bir değişiklik değil. Ben yine itiraz edeceğim. O mahkemeye gidecek, geri gelecek. Ben yine üst mahkemeye gidemeyeceğim. Maalesef burada Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesine uygun bir değişiklik yapılmadı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itirazın daha üst mahkemelere götürülebilmesi gerek. Diğer cezalarda olduğu gibi. Türk Ticaret Kanunu'nda da yeni değişiklikler yapıldı. Daha önce hatırlayanlar bilecekti biz Kombasan davalarıyla ilgili yaptığımız videolarda. Yani Türk Ticaret Kanunu'nun 5A maddesine artık biz alacak veya tazminat davası açacaksak ticari davalarla ilgili olarak biz öncelikle arabulucuya gitme zorunluluğu getirilmişti ki gidiyorduk bu kanun değişikliğiyle. İşte buna yenilere eklendi. Yine arabulucuya gitmemiz gerekiyor. İtirazın iptali, menfi tespit veya istirdat davalarında açacaksam o zaman yine arabulucuya gitmem gerekiyor. Arabulucuya gitmeden ben ticaret mahkemesinde itirazın iptali, menfi tespit veya istirdat davaları açamıyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki ben borçluyum Türkiye'deki birine. Bana gönderdi tebligatı ancak ben süresi içerisinde itiraz edemedim ama borcu ödemişim. Veya senet, bono senedi ki ticari bir belgedir. Ticaret mahkemesinde görülmesi gerekir. Ben icra dairesinde itirazda bulunamadım süresi içerisinde. O zaman menfi tespit davası açabiliyorum buna karşı. Ama diyor ki kanun bu değişiklik. Siz öncelikle arabulucuya gideceksiniz. Anlaşırsanız karşı tarafla, ya hakkımda zaten kesinleşmiş bir takip var. Neden arabulucuya gideceğimi de anlamış değilim. Hayır, öncelikle arabulucuya gideceksiniz. Anlaşın. Anlaşamazsanız ticaret mahkemesine ancak o şekilde dava açabilirsiniz diye böyle bir değişiklik getirildi. Ancak bu değişiklik 1.9.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Ondan önceki açılan davalarda, yani İtirazın iptali, menfi tespit veya istirdat geri alım davalarında bu 1.9.2023'e kadar doğrudan dava açılabilecek Asliye Ticaret Mahkemelerine. Diğer bir değişiklik de arabuluculuk kanununda yapılan değişiklik. Burada yeni bir madde daha eklendi kanuna ve çok ilginç, bu gurbetçimizi de çok yakından ilgilendiriyor. Siz artık dava açamıyorsunuz. Yani kirayla, kira ilişkisiyle ilgili davayı doğrudan açamıyorsunuz. Aynı demin bahsettiğim ticari davalar gibi. Bunlar da arabuluculuğa dahil edildi. Örneğin
kiracınızla bir probleminiz varsa, ben Almanya'da oturuyorum, Türkiye'de bir evim var ve kirada, ben kirayı arttırmak istiyorum. Hayır diyor, öncelikle direkt dava açamazsınız. Öncelikle buraya geleceksiniz. Yani arabulucuya müracaat edeceksiniz. Zorunlu bir arabulucuya müracaat düzenlemesi yapıldı. Veya tahliye davası açacaksınız. Bunda da maalesef yine arabulucuya gitmemiz gerekiyor öncelikle. Yalnız burada bir ayrım yapmış kanun. Eğer icra yoluyla önce takip yapıp bu şekilde icradan sonra borcun ödenmemesi, ihtara rağmen ödenmemesi halinde açılacak tahliye davaları bunlara dahil değil. Bunlar için doğrudan mahkemeye gidilebiliyor. Diğer bir konu ise ortaklığın giderilmesi veya taşınır taşınmaz malın paylaştırılması ile ilgili davalar. Ben ortaklığın giderilmesi davası, ki mirasta çok sık karşılaştığımız bir konu. Bununla ilgili dava açmadan önce ben yine arabulucuya gitmek zorundayım. Doğrudan dava açarsam davayı reddedecek mahkeme bu düzenlemeye göre. Halbuki bu çok optimal bir çözüm değil benim görüşüme göre. Çünkü biz zaten ortaklığın giderilmesi, eski ismiyle izale-i şuyu davalarında biz taraf teşkilini sağlamakta zorluk çekiyoruz. Bu davalar 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl devam ediyor. Biz şahısları bulamıyoruz, tarafları bulamıyoruz. Çok mirasçısı olabiliyor. Peki arabulucu bunları nasıl bulacak? Biz arabulucuda da bir 4-5 yıl mı kaybedeceğiz? Ondan sonra mı bir daha dava açacağız? Bir 4-5 yılda ona mı eklenecek? Ben bu arabuluculuk kavramının içerisine bu taşınır taşınmaz mal paylaştırılması veya ortaklığın giderilmesi davalarının alınmasını açıkçası uygun bulamadım. Diğer bir konuda kat mülkiyetine tabi olacak davalar. Yani mesela en çok burada işte yurt dışındakiler soruyorlar. Şerif Bey, Türkiye'de sistem vardır. Bununla ilgili işte avans gider, bunlarla ilgili bana aidat borcu çıkarılıyor. Mesela kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan bir dava türümüz veya itiraz türümüz. İşte bunlar için de doğrudan dava açamıyoruz. Yani bize icra takibi yapıldığında biz mesela diyelim ki kat yönetimi tarafından, yönetici tarafından aleyhimize açılacak bir icra takibi veya ihtara karşı biz karşı koyamıyoruz, dava açamıyoruz. Bunun için öncelikle arabulucuya gitmemiz gerekiyor. Diğer bir konuda komşu hukukundan kaynaklanan davalar da yine arabuluculuk müessesesinin içerisine alındı. Öncelikle arabulucu, ondan sonra mahkeme diyor yeni kanun değişikliği. Diğer bir değişiklik de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılmışsa ve tazminat istenmişse öncelikle bunların bir komisyona başvurulması konusunda, yani derdest başvurulmuşsa Anayasa Mahkemesi'nin önündeyse ve henüz sonuçlanmamışsa bununla ilgili olarak da komisyona başvuru yolu açıldı bu kanun değişikliğiyle. Evet, elimden geldiğince bunları sizinle paylaşmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Başka bir konuda, başka bir videomuzda buluşmak üzere. İyi günler.